Sayın hocam, öncelikle çok teşekkür ediyoruz davetiniz için. Biz bu programımızda özellikle tek sağlık kavramının biraz daha toplumda yer edinmesi için çaba gösteriyoruz. Siz de sağ olun bu çabamıza destek veriyorsunuz. Tek sağlık yaklaşımı içerisinde antimikrobiyal direnç neden önemlidir? Biraz anlatabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum önce ben de Umut Bey bu yaklaşımınızdan dolayı. Tek sağlık yaklaşımı son yıllarda özellikle önemi artan bir kavram. Bu kavramın içerisini doldurduğumuz zaman bunun içerisinde zoonoz hastalıklar, çevre sağlığıyla ilgili yaklaşımlar ve onun ötesinde en önemli paydaşı olarak da antimikrobiyal direnci söylememiz mümkün. Neden? Çünkü antibiyotikler 1929'lu yıllardan itibaren hayatımıza girmiş olan penisilinin keşfedilmesiyle birlikte etiyolojik tedavi ajanlarıdır. Yani doğrudan etkenle mücadeleyi sağlayan, bakteriyle mücadeleyi sağlayan ajanlardır, ilaçlardır. Son derece stratejik maddelerdir. Doğru kullanılmaları gerekir, akılcı kullanılmaları gerekir. Ama eğer böyle olmazsa o zaman beraberinde de bir takım riskler ortaya çıkar. 1929 yılında penisilinin keşfi Fleming tarafından söz konusu olmuş. 1945 yılında Nobel ödülünü aldığı zaman bir konuşma yapmış. Yaptığı konuşmada gün gelecek ki diyor, bu türden ilaçlar, antibiyotikler gelişigüzel şekilde satılacak. Uygun olmayan şekilde kullanılacak, rasyonel kullanılmayacak, akılcı kullanılmayacak. O zaman diyor, antibiyotiklere karşı hedef niteliğindeki bakterilerde bir takım mekanizmalar harekete geçecek ve bunun da direnç olarak o tarihte isimlendirmiş. Direnç olarak da diyor karşımıza bir halk sağlığı problemi olarak şekillenip karşımıza çıkacak. Geleceği görmüş yani kıymetli hocam. 1945 yılında. 29'da penisilini keşfediyor, 45 yılında da bu öngörüde bulunuyor. Peki süreç öyle mi? Gerçekten de öyle. Önce tek bir ilaca karşı bakteride gelişiyor. İnsan sayısı 5 milyon 800 bin civarında. 2014 yılında uluslararası ölçekte İngiltere'de bir çalışma yapılmış bir ekonomi uzmanı tarafından. Antibiyotiklerle eğer gerçekten uygulama noktasında bir iyileştirme yapılmaz ve durum böyle devam ederse dirençle ilgili boyut, 2050 yılında 10 milyon insanın öleceği ifade edilir. 66 trilyon pound olarak da harcanacak bir ekonomik kayıptan bahsedilir. Dolayısıyla olayın hem sağlık hem ekonomik boyutu var. Covid evet bizi korkuttu. 2 yıllık bir süre, 2019'dan 2022'lere gelen süreç. Bu kadar süreçte ölen insan 5 küsur milyon ama eğer önlem alınmazsa 10 milyon insanın 2050 yılında öleceği öngörülmekte. Peki kıymetli hocam, burada hem beşeri hekimleri hem veteriner hekimleri aynı oranda sanırım sorumluluk düşüyor değil mi? Daha çok beşeri hekimler konuşuyor da o yüzden bu soruyu biraz da yönelttim. Çok haklısınız. Şimdi işte bunun adı tek sağlık. O zaman işin gerçekten uzmanı konuşacak. Yani beşeri anlamda evet antibiyotik kullanılır. Dünyada tabii rakamları doğru da ifade etmek en azından önümüzdeki sürece ilişkin projeksiyonu yapabilme noktasında önemli. Dünyada biz beşeride insan hekimliğinde antibiyotik kullanımında birinci sıradayız. Antimikrobiyal dirençte de Yunanistan'dan sonra ikinci sıradayız. Gerçekten üzücü rakamlar. Peki veteriner hekimlikteki boyutu? Veteriner hekimlikte de genel anlamda uluslararası ölçekte insan hekimliğinde kullanılanın neredeyse 2 katına varan oranda veteriner hekimliğinde de antibiyotik kullanılır. Aslında sorumluluk evet veteriner hekimin var, evet tıp hekiminin var, evet bu alandaki paydaşlar kimlerse onların hepsinin ayrı ayrı sorumluluğu var. Ve uluslararası kuruluşlar bunları öngördüğü için de herkese ayrı bir konum belirliyor. Diyor ki tarım sektörü sen antimikrobiyal dirençle şunları şunları yapacaksın. Sağlık sektörü sen şunları yapacaksın. Eğitim, öğretim müfredatlarımızda olacak. Yani biz öğrenciyi gerçekten ve toplumu doğru bilgilendireceğiz. Bilinçlendirme, farkındalığın artırılması noktasında bu faaliyetlerde bulunacağız. Ve 2012'li yıllardan itibaren de belirli günler artık antibiyotik farkındalığının öne çıkarılması noktasında dünyada belirli günler belirlenmiş. Yani örneğin 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü'dür. Her yıl kutlanır. 18 Kasım'ın içerisinde yer aldığı hafta dünyada antibiyotik farkındalık haftasıdır. 2012 yılında veteriner hekimimiz, Dünya Veteriner Hekimleri Günü Nisan'ın son cumartesi olarak kutlanır. 2012 yılının teması antimikrobiyal direnç konusuydu. Bütün Dünya Veteriner Hekimleri Birliği
kendisine üye olan ülkelere dedi ki bu konuyu işleyin, antibiyotik direncini işleyin. Ve o dönem yaptığımız bir çalışmayla da biz bir broşür çalışması yaptık 2012 yılında. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nde görev yaptığımız süre içerisinde. Biz bunu uluslararası ölçekte Dünya Veteriner Hekimler Birliği'ne gönderdik. Dünya Salgın Hastalıklar Ofisi ile beraber ikisinin yaptığı değerlendirmede de bu çalışma uluslararası alanda birincilikle ödüllendirildi. Ne vardı öyle efendim içeriğinde? İçeriğinde antibiyotik nedir? Nasıl kullanılması gerekir? Rasyonel, akılcı kullanılması gerekir? Direncin boyutları nedir? Direncin yayılmasıyla ilgili nelerdir etken olan faktörler ve önlenmesi noktasında neler yapılabilir? Hepsini bir bütün halinde görsellerle süslediğimiz bir broşürdü. Çok da güzel bir çalışmaydı. Karşılığı da güzel oldu açıkçası. Emeğinize sağlık. Kıymetli hocam, Türkiye'nin bu konuda eksiklikleri ve bu eksiklikleri gidermesi için acil olarak yapması gerekenler nedir desem, şöyle birkaç maddeyle rica edebilir miyim? Umut Bey, ben yaptığım her programda, anlattığım derste, konferansta bunun çözümüyle ilgili 3 noktayı özellikle söyledim. Bir tek sağlık çatısı içerisinde bu kavram ele alınmalı. Yaklaşım bir kere bu olacak. Ne veteriner hekim, ne tıp hekimi, ne eczacı, hiçbiri çekmeyecek ya da ne diş hekimi. Hepsinin ortak alanıdır bu. Tek sağlık çatısı içerisinde konuya sahip çıkılacak. 2, burada bir irade sergilenecek. 4 ya da 5 yıl öncesinde doğrudan Beyaz Saray'dan yapılan bir yayın vardı. Antimikrobiyal dirençle ilgili neler yapılabilir noktasında. Dolayısıyla en üst iradeden biz bunu sahipleneceğiz. Konu çünkü önemli, biraz önce söylediğim rakamlardan. Ve üçüncüsü de kararlılık. Tek sağlık, irade ve kararlılık. Hep söylediğim 3 yaklaşımdır. Kararlılık da bunu ya biz kısa süreli bir projeksiyonla değil, biraz önce söylediğimde 2050 yılında ne olacağı planlanıyor. Dolayısıyla biz uzun süreli olarak neler yapmamız gerekir, bunun planlamasını yapmamız gerekir. Mevcut durumu iyi bilmemiz gerekir. Yani antimikrobiyal sörveyans programları vardır. Mevcut durum nedir? Beşeri hekimlikte var. Bunu veteriner hekimlikte de olacak şekilde yaygınlaştırmamız gerekir. Kıymetli hocam, hem biz vatandaş olarak hem de hayvan yetiştiricilerimiz. Tabii anlattığınız bunu özellikle bu süreç içerisinde dikkat etmemiz gereken, günlük hayatımıza ve hayvan yetiştirirken uygulamamız gereken bir iki nokta vardır muhakkak. Hani bizim kulağımıza küpe niteliğinde, ne dersiniz? Şöyle, eğer gerçekten veteriner hekimliği, hayvan sağlığı alanında eğer bir sıkıntı varsa, bir enfeksiyon durumu varsa, bir hastalık varsa mutlaka veteriner hekim kontrolünde olacak şekilde ilacın kullanılması, hastalığın teşhis edilmesi, özellikle antibiyotik kullanılırken gerçekten akılcı antibiyotik kullanımı kurallarına uyulması, reçetelendirilmesi antibiyotiklerin kesinlikle, bunlar özellikle önerilebilir. Gelişigüzel rastgele kaynaklardan alınıp kesinlikle kullanılmasının önüne geçilmesi gerekir. Eğer bunlar olursa ileriye dönük olarak da en azından bu biraz önce söylediğim stratejik, gerçekten son derece önemli olan ilaç grubunu daha uzun süre kullanma durumunda olacağız. Ne yazık ki. Hocam, uluslararası çapta çok önemli bir ödülünüz var. Sohbetimiz sırasında söylediğiniz benim de çok ilgimi çekti. Ben bir bunun duyurulmasını istiyorum, eğer lütfederseniz tabii ki. Şimdi biraz önce de ifade ettiğim gibi 2012 yılı, 2000'li yıllardan itibaren Dünya Veteriner Hekimleri Günü olarak Nisan'ın son cumartesi belirlendi. Yaklaşık 2006-2007'den itibaren de bir tema belirlendi. Tamam, bugün kutlanacak Nisan'ın son cumartesi ama bir de teması olsun bunun diye. Bu temalar içerisinde tek sağlık, kuduz ya da çevre sağlığı, farklı konular hep ele alındı. 2012'de de bunun teması antimikrobiyal dirençti. Dolayısıyla biz bununla ilgili acaba ülkesel ölçekte ne yapabiliriz? Biz bir bilim insanıyız. Dolayısıyla bir bilimsel birikimi, bir broşür içerisinde acaba toparlayabilir miyiz düşüncesiyle bir broşür hazırladık. Yaptığımız çalışma güzeldi gerçekten. Biraz görsellerle de süsleyince ve bilgi notunu da içerisine yedirdiğimiz zaman güzel de bir eser ortaya çıktı. Sonrasında eserin İngilizce metnini de hazırladık. Aynı şekilde İngilizce'ye de çevirecek şekilde broşürün hazırlığını yaptık. Ve bu süreci gerektiriyor. Sadece oraya müracaatta meslek örgütleri müracaat edebiliyor. Dünya Veteriner Hekimleri Birliği'ne bağlı olan ulusal düzeydeki birlikler, Türk Veteriner Hekimleri Birliği. O dönemde görev yaptığımızda Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına da ben o hazırladığım broşürü gönderdim ilgili yerlere. Bir değerlendirme söz konusu oldu. Değerlendirmenin sonucu açıklanırken de ben öğrencilerle, lisansüstü öğrencilerle odamda ders sırasındaydım. Maili kontrol ettiğimizde de
bunun birincilikle ödüllendirildiği söylendi. Gerçekten onur verici, çok kıvanç verici bir durum. Sevindik ve o süreç aslında tabii sevindik ama bize de bir misyon yükledi. Dedi ki tamam bu ödülü aldınız, bu çalışma ülkesel ölçekte böyle güzel ödüllendirildi ama bundan sonra da bu çalışmalarınızı devam ettirin. 2012 belki bir milat oldu, ondan sonra da bu çalışmaları hep içerisinde olduk, sürdürmeye çalıştık. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz fakültemizin çalışmalarını her daim duyurmaya devam edeceğiz. Tabii sizlerin de katkısı ve aracılığıyla çok teşekkür ediyorum.